Hello everybody, this is Tonguç Academy and I am your English teacher Albert. Arkadaşlar merhabalar, ben İngilizce öğretmeniniz Alper ve 9. sınıf İngilizce'deyiz. Şimdi çocuklar, şöyle bir şey söyleyeceğim. Emergency, acil durumları ifade eden bir kelimedir. And have, bu da sağlığı ifade eden bir kelimedir. O zaman emergency, acil durumlar and health problems ve sağlık problemleri. Hop çevirdim sayfayı. Ve arkadaşlar, what are we going to learn? Yani diyor ki, biz burada ne öğreneceğiz hocam diyor. Şimdi arkadaşlar, size bir şey söyleyeceğim. Ask normal şartlar altında sormak demektir ama ask for edatı ile birleştiğinde ask for istemek anlamına dönüşür. Şimdi asking for advice tavsiye istemek manasındadır. Giving advice tavsiye vermek anlamındadır. Bu bir. iki. Şimdi giving and understanding bakalım. Giving simple instructions bazı basit talimatlar bakın basit talimatlar vereceğiz ya da bu basit talimatları understand yapacağız yani anlayacağız. Peki in case of emergency acil durumlarda diye bir şeyler öğreneceğiz. Talking about something. Bir şeyler hakkında konuşacağız ki arkadaşlar bu şeyler has happened recently. Yani birkaç gün önce ya da son zamanlara diyelim daha doğrusu daha doğru olacaktır. Recently. Son zamanlarda olan olayları anlatacağız güncel diyebiliriz. Expressing obligations arkadaşlar. Hem zaruri durumlar var, zorunluluklar var. Hem de prohibitions yani yasaklar var. Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden sayfamı çevirdim ve health problem diyordu ya sağlıkla ilgili sorunlara şöyle birlikte bir değinelim. Hemen bir turuncu kalem. Şimdi çocuklar stomach diye duyabilirsiniz. Stomach diye duyabilirsiniz. Stomach mide demektir. Ve şurada hemen kırmızıyla Altını çiziyorum. Ek. Ağrı. Kağıdı kaydırmayalım. Hemen arkadaşlar. Hop çektim. Ağrı demek çocuklar. Şimdi stomach egg. Ben direkt şuraya mide ağrısı olarak yazmak istiyorum. Bakın. Mide ağrısı. Kelime ezberi bizim için çok önemli. Hocam kaf ne demek? Hemen maviyle notumu alıyorum arkadaşlar. Kaf öksürmek veya öksürük anlamında Kullanılabilir. İşte onu da notladıktan sonra devam etmek istiyorum. Fever. Fever ateş anlamında. Hani vücuttaki çıkan hastalık belirtisi. High temperature ateş ve yüksek ateş anlamında. Kullanacağıma göre ben buraya hemen şöyle vakit kaybetmeden yüksek ateş yazabilirim çocuklar. Devam. Toothache. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kahverengi kalem işimi görecektir. Bakın. Tooth. Diş anlamındadır. Çoğul olacak olsaydı teeth olurdu. Ama ek ayrı bir konu. Eğer ki diş ağrıları olsaydı yine bunu tooth bu şekilde singular olarak yazardık. X bunun arkasına s getirirdik. Şimdi hocam ek neydi? Ağrıydı arkadaşlar. Altını çiziyorum şöyle. ek için hemen karşısına vakit kaybetmeden diş ağrısı diye notumu alıyorum arkadaşlar. Peki birazdan hepsini tekrar edeceğiz. Hocam broken leg ne demek? Söyleyeyim. Eğer bir kişinin bir yeri kırık ise break birinci hal kırmak. Brok ikinci hal kırıldı bakın. Broke. Broken üçüncü hal kırık kırılmış demektir. O zaman ben broken leg için kırık bacak bir sağlık problemidir yazdım. Sore throat arzu derseniz arkadaşlar Surthroat için buraya faranjit yazabilirim ama isteyen arkadaşlarım ben önce şuraya hemen faranjit notumu alıyorum. İsteyen arkadaşlarım boğaz ağrısı diye de ekleyebilirler. Hocam şöyle bir runny nose. Bakın şimdi hemen şuraya runny nose için burun akıntısı yazıyorum ve arkadaşlar okuyup bitiriyorum. Stomachache, mide ağrısı. Kaf, öksürmek, öksürük. Fever, ateş. High temperature, yüksek ateş. Toothache, diş ağrısı. Broken leg, kırık bacak. sore throat, faranjit ya da boğaz ağrısı. Runny nose, burun akıntısı şeklindedir. Arkadaşlar kelimeleri lütfen ezberimize alalım. Pekala. Şimdi recently diye bir kelime gördük ya az önce. Hani başlıktan hemen sonraki sayfada şöyle bir recently diye bir kelime gördük. Recently daha ziyade geçenlerde diyebiliriz. Yani biraz daha güncele yakın arkadaşlar hatta güncel bile diyebiliriz o olayları anlatmak için. Şimdi form dediği form şu. Present perfect tense form. Yani present perfect tense'in yapısına baktığımda affirmative Arkadaşlar affirmative hemen buraya bir artı koyabilirim. Çünkü olumlu cümle kurmak istediğimde. Şimdi present perfect tense de olumlu cümle kurmak istediğimde subject kullandım. Ve perfect tense'e ait olan present perfect tense'e ait olan have has yardımcı fiilini hiç vakit kaybetmeden getirdim arkadaşlar. Diyor ki past possible. Hocam past possible ne demek? Arkadaşlar herhangi bir fiilin ben size söyleyeyim üçüncü hali demek. O zaman I have, bakın şöyle bir şey yaptım. Tried, üçüncü hal olduğunu belli etmek için kendi el yazımda yazdım. I have tried çiğ köfte before. Diyor ki ben daha öncesinde çiğ köfteyi hani bugüne kadar anlamında düşünebilirsiniz denedim tattım gibi söylemiş arkadaşlar. Hocam eğer biz bunu olumsuz bir cümleye Çevirecek olsa idik. O zaman arkadaşlar negatif yaparken özlem yine geldi. Hemen yardımcı fiil olan have, has yerini aldı. Ama bu sefer fiili getirmeden önce not olumsuz bunu haven't, hasn't getirin ki. Ondan sonra past participle az önce yukarıya yazdığım gibi fiilin üçüncü halini ekleyelim çocuklar. Pekala, I have not tried çiğ before. Daha öncesinde. Yani hiç çiğ köfteyi tatmadım hayatım boyunca. I have not tried. Peki. Interrogatif. Eğer arkadaşlar siz bir soru cümlesiyle karşı karşıya kalacak ya da oluşturacak olursanız. Bakın. Ne yaptım? Olumlu cümlenin ve olumsuz cümlenin aksine soru cümlelerinde have has yardımcı fiillerini diğer tenslerde de olduğu gibi did misal emizar örnek veriyorum will mesela başa aldım Ondan sonra öznemi getirdim ve arkasından fiilimin üçüncü halini getirdim arkadaşlar. Ve bir soru elde ettim. Bakın şimdi. Have you tried chick of before? Kardeşim sen daha önce sen daha önce hiç çi köfte tattın mı denedin mi İşte bu şekilde söyleyebilirim. Şimdi present perfect tense'de en önemli şey nedir arkadaşlar? Bakın şimdi. Diyor ki fill doldurmak demek bu arada doldurunuz. Blank boşluk demek arkadaşlar. Blanks boşlukları dolduracağım. With the verbs given. Verilmiş olan kelimeler ile boşlukları dolduracağım. Bu kelimeler in present perfect simple tense. Yani present perfect tense ile verilmiş. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Present perfect tense de en önemli şey ne biliyor musunuz? Bana sorarsanız. Tabii ki de bir fiilin üçüncü halini bilmezsem yanlış yaparım. Şimdi this relationship bu ilişki bir boşluk verdi. Dedi ki hocam parantezin içerisindeki kelimeyi bana kullan dedi de. Okey. Bind. Bağlamak. Ben bağlamak kelimesinin ikinci halinin eğer ki past simple kullanacaksam bound. Ama üçüncü halinin de bound olduğunu bilirsem tatlı olur arkadaşlar. Bind. Burada bound verb 2. Verb 3 de aynı arkadaşlar. O zaman boşluğa kardeşimiz geliyor bound yazıyor. Ben de diyorum ki öznenizin tekil veya çoğul olup olmadığına dikkat edin ki burada tekil. Have hezi getirdikten sonra fiilin üçüncü halini getirin. This relationship has bound us together. Bu ilişki bizi birbirimize bağladı. For many years çok uzun yıllardır ve hala bugün de dahil. Arkadaşlar for'u gördüğünüz anda for many years birçok uzun yıldan bahsediyor ama içinde bulunduğumuz bu yılda kesinlikle dahil arkadaşlar. Present demesinin sebebi de zaten oradan geliyor. Peki geldim iki ikiye. My dog. Neye dikkat ediyorum? Bakın bir kere benden değil benim köpeğimden bahsedeceğiz. Bazen arkadaşlar burada my görebiliyor ve have yazabiliyorlar. Beni ya da bana ait olduğunu ifade ettiği için. Ama Buradaki mesele arkadaşlar I değil my dog benim köpeğimden bahsediyorum. Eğer benim tensim present perfect simple tense de, öncelikle my dog bir tane köpekten de bahsettiğime göre have has has'ı seçtim. By kelimesinin ikinci hali bit üçüncü hali bitten değil miydi arkadaşlar? O zaman perfect tense de hemen ben buraya bitten'ı yerleştirdim. Isırmak my dog has bitten, my neighbor in a painful way. Pain ağrı acı. Çok acılı bir şekilde komşumu ısırdı. Bu şekilde. Ve bu yeni olmuş arkadaşlar. Olay çok yeni. Hatta şu anda adamı hastaneye bile götürüyor olabilirler. O kadar yeni. Peki. The wind. Şimdi rüzgardan bahsediyorum. Ve arkadaşlar rüzgar gördüğünüz üzere cümlenin öznesi olarak tekil biçimde karşıma çıktı. Ve ben hemen hiç düşünmeden have has'i seçtim. Niye? Çünkü present perfect tense işliyorum. Present perfect tensin yardımcı fiilleri neydi arkadaşlar? Have veya duruma göre has'di. O zaman ben tekil öznenin has'ini yazdım ve blow. Blow arkadaşlar ikinci hali yazmak isterseniz e ile yazacaksınız. Üçüncü hali çok kolay. Aynen kelimeyi alın. Blow. Sonuna ne koyun? Blown. The wind has blown. Throughout the valley. Diyor ki vadi boyunca throughout boyunca demek arkadaşlar valley vadi. Vadi boyunca rüzgar esti ama şöyle bir durum var esmeye de devam ediyor. O zaman şöyle çevirebilir miyim? The wind has blown rüzgar hala esmekte. Vadi içerisinde rüzgar hala esmekte geçerken dikkat edin gibisinden. Peki hala has olmasaydı ve arkadaşlar blown yerine blue yazsaydı Esti ama esme işi bitti. Artık rüzgar esmiyor anlamına gelirdi. Hop böyle olduğu için hala esiyor arkadaşlar. The war. Şimdi bir savaşın patlak vermesi, bir savaşın ortaya çıkması. Eğer bu savaş ortaya çıkmış ve hala devam ediyor ise önce ben ne yapıyorum? Has tekil olduğu için ne yaptım arkadaşlar? Break, broke ama bana ne lazımdı? Broken yani üçüncü hal lazımdı. The war has broken. Savaş patlak verdi. Savaş başladı ve hala şu an savaş halindeler. İşte bu kadar basit. Pekala. Caesar. Şimdi arkadaşlar. Caesar'ım tekil mi çoğul mu? Bakıyorum. Tek bir kişiden bahsediyor. Ve ben hemen has yardımcı fiilini koyuyorum. Draw. Eğer e ile yazsaydım. Drew. İkinci hal olmuş olurdu arkadaşlar. Ama Aynı şeyde blow'da olduğu gibi. Şuraya kalktım. Draw yazdım. Sonuna ne koyduğum takdirde üçüncü hali alırım. Cesar has drawn many pictures since the morning. Şimdi Cesar diye bir kardeşimizi düşünelim. Bakın since gördük. Biz ne dedik? Eğer bizim elimizde for varsa. Eğer bizim elimizde since varsa. Şu anı da içine alır. Sabahtan veri ve hala. Bir sürü resim çizmekte. Bakın çizmiş ve belki de çizme işlemi devam ediyor ama haber çok yeni olduğu için perfect tense seçiyorum. Present perfect. The old woman. Arkadaşlar woman kelimesinin şöyle bir esprisi var. Eğer ki siz woman'ı a ile değil de e harfiyle yazarsanız okunuşu bile değişir. women. Women çoğul olur. Woman, women. Şimdi biz tekilde olduğumuza göre bakın okumadan bile şuraya hezi yerleştiririm. Feed. İkinci hali ve üçüncü hali aynıdır arkadaşlar. Beslemek. The old woman has fed a cat all day. Şimdi yaşlı bir kadın var. Tüm gün hala bak bütün günden beri ve hala kediyi besledi ve besliyor. Beslemeye devam ediyor arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi sinsi gördüm. For'u gördüm. All day'i gördüm. Efendime söyleyeyim. Ee, bir şey daha vardı. Recently arkadaşlar en başlarda göstermiştim. Bir kere daha yazayım. Bunları gördüğün takdirde ben present perfect tense kullanmam gerektiğini bileceğim. Son. Feel. Şimdi arkadaşlar ikinci ve üçüncü hali felt olan feel kelimesi. Şimdi onu gördüğümden beri sevmediğim birisi var arkadaşlar. Keyif almıyorum. Ve o çocuğu gördüğümden beri bakın ve hala I have felt kendimi çok kötü hissediyorum. Sadece şunu yapacağım ve bitireceğim. Bind bağlamak bound üçüncü hal. Bite ısırmak bitten üçüncü hal. Blow esmek blown üçüncü hal. Break kırmak ama burada savaşın çıkması anlamında broken. Aslında savaş çıktı ve hala savaş devam ediyor anlamını verir. Draw çizmek drawn üçüncü hal. Feed beslemek fed üçüncü hal feel hissetmek felt üçüncü hal mükemmel şimdi arkadaşlar sayfamı çevirdim yine present perfect tense present perfect simple tense ne yapacağım bunu gördüğüm anda ben hemen have veya has yardımcı fiillerinin üzerine fiilin Verb 3 üç, yani üçüncü halini getirmem gerektiğini aklımın bir kenarına yazıp başlıyorum. Bak şimdi arkadaşlar siz çok iyi biliyorsunuz ki sister'ın kısaltması olabilir. How long? Şimdi sister tekil mi çoğul mu? Hocam sister kelimesi kız kardeş burada tekil olarak kullanılmış. O zaman ben şuraya hemen ne yapıyorum? Has yazıyorum. How long has your sister? Şimdi fiillerin üçüncü halini kullanacağıma göre... B fiilinin üçüncü haline artık birçoğumuz ya da hepimiz aşinayızdır diye düşünüyorum. How long has your sister been a vegetarian? Senin kız kardeşin ne kadar zamandan beri bir vejeteryandır? Bakın çok basit. Yine bir soru var elimde. Ve bu sefer bakın burada arkadaşlar senden değil. Senin kız kardeşinden bahsediyorum. Arkadaşlar burada gidiyor. Yoru görüyor bazı arkadaşlar. Hemen buraya have yazıyor. A -a, yanlış yazarsınız arkadaşlar. Your sister. Sisters olsaydı yine have olurdu. Kabul çoğul olurdu çünkü. Şimdi ikincisine bakıyorum. Have you. Arkadaşlar bu bir soru mu? Hocam bu bir soru. O zaman şuraya have you yazdım. Devam ediyorum. Eat kelimesinin eğer sen eaten üçüncü halinin çok basit. Eat aynı kalıyor. Sonuna en'e getiriyorum. Eaten olduğunu biliyorsan konu kapanmıştır. Have you eaten your sandwich yet? Hmm. Yet sorulara gelir. Olumluymuş gibi görünen bu yapı. Daha doğrusu olumlu görünen bu yapı. Anlamca yet tarafından olumsuzlaştırılır. Bakın şimdi. Şimdi have you eaten your sandwich? Sandviçini yedin mi? Şunu izleyin arkadaşlar. Have you eaten your sandwich yet? Sen daha sandviçini yemedin mi? anlamını böyle alabilirim. Already, yet, just bunları gördüğümde, since, for, all day, recently gördüğümde ne yapıyorum? Present perfect tense kullanmam gerektiğini hemen hatırlıyorum arkadaşlar. Geldik 3'e. Mom. Şimdi bir tane anne var burada. Moms demiyor. O yüzden hemen şuraya hezi koydum arkadaşlar. Şimdi ee, bir dakika bakalım. Evet. Has'i koydum. Bir şey söyleyeceğim. Bazı arkadaşlar şunu söyleyebiliyor. Hocam burada soru işareti var. He has başta olması lazım değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Bakın. Burada başka bir cümle var. Biz buraya kadar olan kısımdan mesulüz şu anda. Daha sonrası arkadan gelen o oraya ait arkadaşlar soru işareti. ikinci cümleye ait. İzleyin. Mom has made. Doğru mu? Has hop, Önce just'ı ekliyorum. Has just make fiilinin Üçüncü hali made. My mom ya da mom has just made a chocolate cake. Annem daha şimdi bakın dumanı üstünde. Mis gibi kokuyor. Oh ağzıma aldım yumuşacık tadı var çikolatalı kekimin mis gibi. Bu anlamlar çıkıyor arkadaşlar. Çikolatalı keki daha yeni yaptı çünkü. Fancy a piece. Ya sen de bir lokma ister misin? Bir parça ister misin? Soru işareti buraya aitti dolayısıyla. Peki. Geldim dörde arkadaşlar. Diyor ki bana dörtte. Yine... Bir soru gördüm. You. Seni gördüğüm anda bir kere ben şuraya have kelimesini ekledim yardımcı fiilini. Have you. Arkadaşlar here çok kolay. Here yazdım sonra d koydum. Have you heard? Haber aldın mı demek. Have you heard anything from Laura? Laura'dan hiç haber aldın mı? Son zamanlarda anlamını verir arkadaşlar. Görmeseniz bile recently vesaireyi son zamanlarda anlamını alabilirsiniz ama sınavlarda size mutlaka vereceklerdir o ayrıntı zaman zarflarını. Peki. Şimdi for ages yıllar yıllar yıllardan beri çok uzun yıllardan beri I have kısaltabilirim arkadaşlar. No fiilini e ile yazarsam ikinci hal. Ama no yazıp arkasına ne koyarsam I have known him for ages. Bakın yıllardan beri yıllardır onu tanıyorum. İşte böyle söylenecek İngilizce'de. Arkadaşlar 6'ya geldim. Diyor ki bana 6'da. We bir boşluk Paul. Since his birthday party. Bakın. Doğum günü partisinden beri şu anda dahil. Gördünüz mü? Onu Paul'u görmedik arkadaşlar. We olumsuz istemiş görmedik dediğine göre heavy yazıp hemen olumsuzluk ekini getirdim. C. İkinci hali neydi arkadaşlar C'nin? So. Ama bana kaçıncı hali lazım? Üçüncü hali son derece basit. C aynı kalacak. Neye koyacağım? We haven't seen Paul since his birthday party. Bakın biz kendisinin doğum günü partisinden beri Paul'u görmedik ve hala görmedik. Mükemmel. Suzy bir boşluk verdi arkadaşlar. Her nails. Şimdi Suzy belli ki tırnaklarını boyamış. Tırnaklarıyla ilgili bir takım işlemler yapmış. Suzy tekil mi çoğul mu? Hocam çek tekil. O zaman hezi koydum. Just daha şimdiyi ekledim. Do'nun ikinci hali neydi arkadaşlar? Did. Ama biz ne yapmak durumundayız? Tabii ki üçüncü hal Done getireceğiz. Susie has just done her nails. Susie daha şimdi tırnaklarını yaptı. Arkadaşlar ojelere mühteme, mü, mühtemelen ojelere üflüyor olabilir. O yüzden has just done diyor. Olayın çok yeni olduğunu belli eden bazı hareketler var. Bakın şimdi size bir şey söyleyeceğim. When you get a cut. Şimdi sağlık problemleri devam ediyor. <laughs> diyor ki when you get a cut in your finger. Eğer parmağınızın üzerinde şurada gördüğünüz üzere bir kesik varsa. Ha bakın yeni bir konu geliyor arkadaşlar izleyin. Ne yapmanız lazım? You should go to a dentist. Diş hekimine gitmeniz lazım. Saçma. You should eat soup. Parmağın kesildi. Çorba iç. Saçma. Consult a dermatologist. Bir deri uzmanına danış. Mantar değil. Elinde bir kesik var arkadaşlar. Bıçakla kesmiş işte. Eat oranges. Portakal ye. Niye? To take vitamin C. C vitamini almak için. Bu da biraz anlamsız oldu. Bakın arkadaşlar. Put a piece of cloth on it. Üzerine bir parça ne koyacağım arkadaşlar? Bandaj koyacağım. İşte bu kadar basit. Şimdi tavsiyeler belli ki ufak ufak baş gösteriyor arkadaşlar. Şimdi burada bir tavsiye. Burada da zorunluluklar var çocuklar. O zaman ben şu şudun altına tavsiye diye yazsam. Ama masla hevi. Zorunluluk altında ele alsam, bakın yazalım gelin. Zorunluluk altında ele alsam, bence hiç sorun olmaz. Peki neyi nerede kullanacağım? Bakın arkadaşlar diyor ki ele alacağımız şey şu anda should yapması gerek, etmesi gerek. Use for advices diyor ki tavsiyeler and probability ve olasılıklar için kullanınız. Bir örnek verelim. Example. You should go outside. Ya dışarı çıkmalısın. Dışarı çıkman gerekir. Niye? It's a beautiful day. Hava çok güzel. Evde çakılıp kalma diyor. I should be at home by 8 p.m. Ya 8'de evde olmam lazım. Bazı işlerim var. Bakın kendi kendine söylüyor arkadaşlar. Bir durumu kendi kendine tavsiye etmiş gibi düşünebilirsiniz. Ama şimdi must biraz daha başka. Şöyle hemen yeşille belli ediyorum. Must diyor ki. Use for application. Bakın zorunluluklar için kullanacağız. About subjective ve bu zorunluluğu kendi kendimize getirmiş olabiliriz. Personal opinion. Yani bu bizim kendi kişisel zorunluluğumuz. Also to express something forbidden. Ama yasak olan bir şeyleri de mustn't mesela dile getirebilirsiniz diyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben bir sıkıntı içerisindeyim ve kendi kendime bir karar aldım. I must see a doctor. Ya doktoru görmeliyim. I have A terrible havoc. Acayip bir baş ağrım var. Bu subjektiftir arkadaşlar. Benim kendi kendime şurada az önce yazdım, yazmıştık. Buraya, şurada bakın. Benim kendi kendime doktoru görme kararımdır. Şimdi diyorum ki he must not play with toys in this place. Burada oyuncaklarıyla oynamamalı. Bakın burada forbidden bir şey var arkadaşlar. Burada sanki bir kural girmiş belli ki. Masın çok ağırdır söyleyeyim. Şimdi geldim have to'ya. Çok önemli. En 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 ağrıdır. Yine zorunluluklar için kullanılır ama kendi kendimize uydurduğumuz zorunluluk değil arkadaşlar. Dışarıdan gelen bir zaruri zorunluluk var. Bakın external things dışarıdan gelen zorunluluklar var. Yani kırmızı ışık yanıyor. Eğer kırmızı ışıkla arabayı durdurmazsan cezanın kralını yersin diyor. Mesela bakın şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle bir zorunluluk. In England. Şimdi İngiltere'deyiz. Peter has to drive. Bakın has to drive sürmek zorunda. The car on the right side. Arabayı sağ taraftan sürmek zorunda. Çünkü arkadaşlar araba İngiltere'de sağ şeritten sürülür. Gibi bir şey söylemiş. Şey özür sağ şeritten diyorum. Arabanın içinde olduğu sağ tarafta. Çünkü direksiyon sağ tarafta. O yüzden onu anlatmaya çalıştım. Yoksa tabii ki sağ şeritte sürüyoruz burada. Şimdi arkadaşlar bir takım pratikler yapacağım. Should mu getireyim? Must mı mu getireyim? Have to mu getireyim? Şimdi bakın size diyorum ki You should wake up early to go to school. Okula gitmek için bak sana bir tavsiyede bulunuyorum. Erken kalkmalısın. You should wake up. Hocam ben zaten babam bırakıyor beni arabayla gidiyor. Erken kalkmama gerek yok. Ha olabilir. Bu bir tavsiyeydi. They bakın şimdi yine bir tavsiye geldi. Müzeyi ziyaret edebilirler. Doğru mu? Benim tavsiyem isterse adam etmeye de bilir. Nereyi tavsiye ediyorsun? They should visit the e, Downtown Museum yani şehirdeki müzeyi gezebilirler, ziyaret edebilirler. Kendileri bilir, etmeye edebilirler. Bakın şimdi. Şimdi arkadaşlar staff eğer ki cümlenin gerisinde sınavda ilaç anlamını verecekse ilaçta zorunluluk vardır. Prospektüse uymak zorundasınız. O zaman ben buraya ne yaparım biliyor musunuz? I have to derim. Bakın şimdi. I have to be more careful with my stuff. İlaçlarım meselesinde Olmak zorundayım, dikkatli olmak zorundayım. Bazen ıvır zıvır işler için kullanılabiliyor. O zaman kendi kendime şunu söyleyebilirdim: hmm. I should be more careful with my stuff. Burada stuff kelimesinin anlamına göre hareket edeceğiz. Dört. Şimdi ben diyorum ki, ya gideyim birkaç yumurta almam lazım. Efendim biraz ekmeğe ihtiyacım var. Bakın kendi kendime şunu söylüyorum: I should go to the supermarket. Yani süpermarkete e, gitmeliyim. Eğer bunu kendi kendime bir zorunluluk olsaydı must da kullanabilirdim. Problem değil. Acil bir durumsa. Şimdi diyor ki daha iyi bir not. Aa bakın şimdi burada biraz tavsiye artık zorunluluğa dönüşüyor. Diyor ki daha iyi bir not almam için ne yapmak zorundayım arkadaşlar? I must study more to get a better grade. Çok daha iyi bir not almak istiyorum. Dolayısıyla I must study more and more. Çok daha fazla çalışmam lazım. Şimdi bakın. Bir tane kız var arkadaşlar. Bu kız için ben diyorum ki she boşluk. Move somewhere. Şimdi başka bir yere taşınsın. Somewhere else. Başka bir yerlere. Okay. Niye? She doesn't like the town. Şimdi yaşadığı şehri sevmiyor. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ben ona diyorum ki ya kardeşim eğer sen memnun değilsen pılını pırtını toplayıp buradan gitmen gerekir. She should move somewhere else. Ya başka bir yerlere taşınmalı. Niye? She doesn't like the town. E, çünkü şehir hayatına alışamadı. Okey. Bu bir tavsiye. İster gider ister gitmez. Bakın arkadaşlar. Bir boşluk. Quit. Cooking classes. Şimdi burada bir ye şey aşçılık sınıfı var. Terk edecek burayı. He is. Sadece ben o kadar ya diyor ki bak o çok kötü bir aşçı. Berbat bir aşçı. Peki tavsiyen ne? He should. Yapması gereken şey nedir? Bu sınıfı terk etsin. Bu bir tavsiyedir. Karşındaki insan terk etmeye de bilir. Arkadaşlar ödüllü sorun der ki What should you do? Ne yapman gerekir? Bak tavsiye. To protect yourself. Kendini koruman için. From the virus. Virüsten kendini koruman için. Ne yapman gerekir? Arkadaşlar iyi çalışmalar. Hoşçakalın.